Jesus'u konuştuk ama tabii bunun bir de Ali Koç tarafı var. Gürcan Bilgiç'e sorarak başlayayım. Ali Koç'la ilgili protestolar maç sırasında ve maç sonrasında yaşandı. Şu anda Ali Koç'un 5. sezonu, bu sezonda şampiyon olamazsa Ali Koç'la ilgili başkanlık geleceği hakkında neler öngörebiliriz? Mesela 4 sezonu çıkart. Bu sezon Ali Koç'un en az günaha sahip olduğu sezondur. Çünkü geçen sezon faciadır. Vitor Pereira'yı getirmesi, ondan önce işte koku kararları, işte Ersun Yanal'ı göndermesi, yani çok 50 yaşkın futbolcu transfer etti ama bu sezon taraftar istedi abi Jesus. İsmail Hoca vardı, çok başarılı. Taraftar Jesus istedi. Taraftarın istediği hocayı getirdi. Hiçbirimize gık demedik. Evet. Çünkü yanlış bir karar değildi. Yani doğruyu vermek, doğru kararı vermek de işte görüntüler ekranda. Mecbur olduğu kararı vermek arasında bir ikileme düşmüştü. Doğru karar bence İsmail Hoca ile devam etmesiydi. Onu da söylediğim için. Ama Jesus'u getirmesine hiçbir şey diyemez. Hatta bizim Rea Hoca da başka bir kulvar diye altını çizmişti ki haklı olduk. Yani birçok şeyi gösterdi Türkiye. İkincisi, getirdiği hoca kimi istediyse aldı. Hiç açık kapı bırakmadı yani. Ama yönetim yani, istifa diye bağırıyor taraftar. Taraftar bak bağırır. Taraftar mutlu değilse. İstifa demek, ben onu hemen hemen bütün olaylarda söylüyorum. Çek git demek değildir. Biz bu işten memnun değiliz, bunu düzelt demek. %90. Yani %10 gerçekten gitsin isteyebilir. Ama %90 şunu demektir. Ben Serdar istifa diyorsam yanlış bir şeyler var. Ben memnun değilim. Bunu düzelt demektir esasında. Yani bu şekilde ifade ediyor. Nasıl ifade edebilecek memnun değilse olayları? Ama şu sezon için ben Ali Koç'u şöyle yaptı, yanlış yaptı, şöyle böyle diyemem. İkinci etap. Ahmet Selim'den devam edeceğim. Futbolcuların önünde yaşandı dedi. Ahmet Selim bak altını çizdi. Çok tecrübeli bir muhabir oldu. O önemli detay. Şimdi bir teknik adamla bir başkan futbolcuların göz önünde bir tartışmaya girmişse o futbolcu artık o teknik adamın arkasından kolay kolay yürümez. Bir daha söyle abi. Bir başkan, bir teknik adamla futbolcuların göz önünde tartışmaya girmişse evet, doğru. O futbolcu, o teknik adamın arkasından yürümez. İşin başka tarafı, ben o yüzden diyorum kupa maçına Jesus'la çıkma. Bütün hedef maçlarını, yani oyuncu bu maçları kazanacak ki hem kariyerini ileri taşıyacak hem para kazanacak, prim alacak. Para kazanacak. Ve teknik direktörün kurgusu için bu maçları kazanamadı. Hatta kaybetti. Şampiyonluktan uzaklaştı. İşte Avrupa Ligi'nde belki çeyrek final yapacaklardı, yapamadılar. Ve şimdi de kupa hedefine aynı teknik direktörle gidecek. Bu maçları kazandıramıyor. Bu maçları kazandıracak kararı veremiyor. Ya da bunu fark edip önlemini alamıyor. Teknik adamla gidecekler. Kötü bir sonuçta kupa maçında yani, abi bak, Jesus'a döner mi taraftar? Kayseri maçında kötü bir sonuç olma ihtimali çok düşük. Yani Jesus sahaya çıkmasa bile, hiç soyunma odasına girmese bile Fenerbahçe takımının zaten bir ezberi, bir kalitesi var. Yani Kayseri maçında çıkarlar. En kötü Beşiktaş maçındaki kadar oynarlar. Yani geçen sezon Kayseri elendi Fenerbahçe. Evet. Son dakika frik. 90 artı 7. İsmail Hoca. Kaleyi tutan tek şut. Karşı tarafta evet. Hikmet Hoca vardı. Kaleyi tutan tek bir İsmail Hoca dedi de futbolu biz oynadık dedi. Oynadık. Doğru. Tam 14 tane pozisyonu vardı Fenerbahçe'de. Mesela şeye giden işte Almanya'ya giden çocuk. Berisha neler kaçırmıştı. O karşılaşmada. Kafayı bir vurdu. Korner direğin yanından taça çıktı topu. Altı pastan kafayı vurdu. Mert Hakan üstüne gidiyordu. Yani o kadar teknik adama bağlayamayacağımız kadar bariz bir şey. Ya sonuçta Ali Koç çıkıp başkana konuşmuşsa şunu demiş futbolculara. Patron benim kardeşim.
Bunun mesajı bu. Çok net. Patron benim. Buna ona göre ayağınızı denk alın. Onu demesin. Bu kadar ve onun itibarını yerle bir etmiş. Onu, bu kadar basit ya. Bak, o, senin söylediğin olay eğer bu şekilde orada gerçekleşmişse dışarı çıkamaz. Hayır, hoca olarak devam etmemiz lazım. Şimdi, Gürcan aynen. dediği doğru. Ahmet'in de dediği bu. Yani böyle bir tartışmayı oyuncunun önünde yapıyorsa. Patron benim güle güle diyor hoca. Bugün idmana hoca, çıkmış bir kere daha belirtti bu bilgiyi. Hocayı da yani gözden çıkarmışsın demek. Evet aynı. Bunu bilerek yapmıştır, bilmeyerek yapmıştır. Çünkü Ali Bey... Ali Bey akıllı bir adam ya, yapmaz mı? Fevri taraftarın üstüne de atladı abi. Ya o başka bir şey. Bazı durumlarda normal düşünen... Ya adam aşağı iniyor o kadar soyunma odasına iniyor. Düşünme saati var, bilmem ne var. Normal düşünen bir adam değil. Taraftarlar istifa falan derken... Şimdi işin başka bir tarafı. Bak dünkü maç... Başka neler kadir biliyor musun? Sen 1-0 öndesin. Kendi sahandasın. Rakibin 10 kişi kalmış. 4-2 mağlup oluyorsun. 4-1'den 4-2 oluyor. Sen nasıl anlatacaksın sistem bana karşı diye? Sevilli maçından yani, sonra söylediğini mi söylüyorsun? Yani onu da söylüyorum. Adana Demirspor maçından sonra. Ki haklılardı o zaman. Sistem bize karşı verilen kararlar o... Neydi Levent abi? Saha içinde, Türkiye'de saha içinde sportif... Hayır hayır, şöyle bir şey söylüyorum. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Koç'a dedim ki, 3 tane ceketi var Sayın Başkanım. Evet. Fenerbahçe Başkanı, Kulüpler Başkanı, Koç Veliahtlı. Doğru mu abi? Doğru. Senin teknik direktörün, bu ligin sportif değeri yoktur diyorsa, o zaman niye antrenörlük yapıyor? Bıraksın gitsin abi. Ve onu söyledikten sonra aynı şey, Ali Bey orada bu tepkiyi koyması lazım. Aynı açıklamanın içerisinde birinciliğe yerleşeceğimize evet. inanıyorum dedi. Nasıl oluyor o varsa bu nasıl böyle gel gitti işte, bir adam olur mu? Bence Ahmet senin kulun dediği bu ikinci çıkışı bence ipleri kopardı. Evet. Hayır bak orada Ahmet Selim dedi ki başkanın çıkışını sportif değeri yoktur derken deprem nedeniyle yaşananlardan dolayı alınan kararlardan ligin boyunun etkilenmesini kastetti dedi. Ama her çünkü, kim hangi sonucu alıyorsa... Çünkü... Ya Gürcan düzeltiyorsun hayır. her sefer, her evet. konuşmayı ya düzeltiyorsun öyle, ya. Belki de öyle değil abi. Ya ne alakası var ya? Anlamıyor musun bunu? Abi. Hep düzeltiyorsun konuyu tabii. ya. Oradan da bakacaksın olaya. Nereden bakacaksın? Oradan da bakacaksın sportif tabii. değeri yoktur ne demek? Söyle bana bir anlat. Onu anlatıyorum işte sana. Niye anlatıyorsun? Onu anlatıyorum. Sesimizi yükselt. Bu takımların evet. 17 tane maç oynanacak. Evet. Oynanmayacak bu karşılaşmalar. Doğru mu? Herkes 3-0 kazanacak. Bunu kaçıncı hafta söyledi sportif değeri yoku? İşte Sevilla maçından sonra söyledi. E tamam. Sevilla maçından tamam. sonra bu ligin sportif değeri yok demenin ne anlamı var? Abi derken bunu söylemeye çalışıyor diyorlar. Masa ben öyle olduğundan şey değilim. Ben sen Ahmet ne anladın yazıyorsun. Diyorum ben. Ahmet'e demiyorum. Ben, senin fikrini abi, soruyorum ben. Ben senin dediğini anladım. Ben onu soruyorum. Ben gazeteci olarak sana sorduğum soruyu anlamıyorum. Kızıyorsun. Ben ona... Ya ne anladın diye soruyorum. Ya abi ilk söylendiği zaman ben de öyle anlıyorum. Sen tamam, rahatsız olmaz mısın yani bundan? Ama muhabir arkadaş, orada yaşayan arkadaş söylemedi nedenini. Ya hoca bunu demek istedi aslında diye birisinden bilgi alıp aktarıyorsa bunu da görmemiz lazım. Muhabir arkadaş onu söylemedi onu. Fenerbahçe kulüp profesyonellerinden biri söyledi. Yani, muhabirler söylemedi. Ya Ahmet Selim ya bizim Volkan. Fenerbahçe kulübünden düzeltti. Oradan yönetimden geldi. Oradan bilgi alarak söylemişler ki evet. sportif değeri yoktur ifadesini. Hocayı düzeltmişler. Bizim anladığımız gibi olması evet. Fenerbahçe'nin onu da ceza almaması için ceza almasın diye düzeltti. Aslında işine gelir. Aslında öyle olması. Aslında Gürcan da biliyor. Onlar da hocanın yanlış bir şey söylediğini hissettikleri için profesyonel bir hamleyle hocayı düzeltmeye çalışıyorlar. Hoca Fenerbahçe liderken bütün rakiplere evet. saygı duyuyordu. Çok böyle fair play'den evet. asla ödün vermeyen çok güzel açıklamalar Doğru. yapıyordu. Ne zamanki Galatasaray lider oldu, puan farkı açılınca hoca İşi masa başına getirmeye başladı. Her teknik direktörün yaptığını yaptı aslında. Peki, Fenerbahçe aleyhine tamam, hatalar olmadı mı? Oldu. Zeki, o zaman belki onları kastediyor. Onu da diyebilirsin. Şunu söyle bana. Liderken yapmıyordu diyorsun. Tabii tabii. Kimse yapmaz ama. Yapıyor işte Okan. Kim? Okan Buruk. Okan Buruk konuşmuyor ki. Ne? Evet. Ama Okan Buruk her maça kim konuşuyor? Hayır her ama sonra... oyuncunun bacağını kıracaklar. Kırmızı kart göstermiyorsun. Hakem konuşuyor işte. Konuşacaksın orada tabii. Başkası konuşmuyor diyordum biraz önce. Hayır o anlamda demiyorum ama, ben. Ama bak Konya maçı diyor. İşte bu maç. İki maçta üst üste oluyorsa Okan Hoca da konuşacak tabii. Futbolcunun ayağı kırılacak ya. Dizi kırılacak, bacağı bileği kırılacak. Neden diyor bu kararlarda kırmızı ışık çıkmıyor? Öğrenelim diyor biraz vardı. Biraz önce ondan dedim metrobüse binmeyi bilmesi lazım diye. Adam Türkiye'deki gerçekleri 20 maç sonra anladı. Biraz geç anladı ama 20 maç sonra anladı.
Ben Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü. İlk yarısında her şey güzeldi de şimdi mi kötü oldu abi? Gözünü seveyim Gürcan. Abi lider olduğu zaman metrobüse mi biniyordu bu adam abi? Abi Avrupalı böyle bakıyor. He? Avrupalı Gürcan, böyle bakıyor. Bu Fenerbahçe lider olduğunda bak, biz hocayı övdüğümüz dönemde metrobüse mi gidip geliyordu işe? Birdenbire nasıl? Bak, Allah aşkına. Bak, sonra arabaya geçti herhalde. O zamanlar yok muydu hakem hataları? Vardı ama takım kazanıyordu. Vardı doğru. Takım kazanıyordu. Başakşehir maçında penaltı verilmedi ama 5'te işte takım kazandı. Onu söylüyorum sana. O zaman da söyleyeceksin bunu. Takım kazanıyordu. Peki şimdi seyirci diyor ki kazanan tarafı niye konuşmuyorsunuz? Evet. Kazanan tarafla da ilgili konuşalım. Beşiktaş'a geçelim. Fenerbahçe ile ilgili bu gece, yarın, artık Perşembe günü Kayseri maçına kadar bir gelişme olur mu olmaz mı artık bekleyeceğiz. Ben Şenol Hoca ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii.